Bu dersimizde otomotiv elektromekanik teknolojisi dersinin konularından olan elektromanyetik enjektörler konusunu işleyeceğiz. Buradaki görselimizde elektromanyetik enjektörler görülmektedir. Üstteki resim piyozo enjektör ve alttaki resimde sinonoid varfli pomp enjektördür. Elektromanyetik enjektörler motorun çalışma koşullarına uygun olarak elektronik kontrol ünitesinden gelen sinyallere göre zamanında ve uygun miktarda yakıtı Silindir içerisine püskürtme işlemi yaparlar. Yakıt enjeksiyon ve ateşleme sistemleri göre yaparlarken, açısal dönme hızı, giriş havası yoğunluğu ve geriye dönük yoğunlaşma kontrolü diye bilinen bir ölçüm sistemini kullanırlar. Yakıt enjeksiyon ateşleme sistemleri, motor tarafından emilen hava miktarını ölçmek için devir bölü dakika cinsinden motor hızı ve basınç ve sıcaklık derecesine göre de hava yoğunluğunu kullanırlar. Her bir motor çevriminde her silindire emilen havanın miktarı sadece emme havası yoğunluğuna bağlı olmayıp ayrıca silindirin kapasitesi ve volümetrik verime de bağlıdır. Buradaki görselimizde seronoid varfli pompa enjektörün motor üzerindeki yeri görülmektedir. Emme hava yoğunluğu motor tarafından emilen havanın yoğunluğu olarak alınmakta ve emme manifoldunda ölçülen mutlak basınç ve sıcaklığa göre hesaplanmaktadır. Emilen hava miktarı bir kere hesaplandıktan sonra sistemin istenen yakıt karışım konsantrasyonu için yeterli yakıtın sağlanması gerekir. Volumetrik verim ise silindirin dolma katsayısı ile ilişkili bir parametredir. Volumetrik verimin hesaplanması motorun çalışma aralığında yapılan deneysel testler ile yapılır ve elektronik kontrol ünitesinin belleğine yerleştirilir. Yapısal ve kullanım özelliklerine göre Yeni nesil dizel enjeksiyon sistemlerinde kullanılan enjektörler 3 çeşittir. Bunlar selenoid varfli pompa enjektörler, piezo elektriksel enjektörler ve piezo hidrolik enjektörlerdir. Buradaki görselimizde selenoid varfli pompa enjektör ünitesi görülmektedir. Pompa enjektör ünitesini oluşturan kısımlar 3 ayrılmaktadır. Bunlar yakıt pompası, kumanda ünitesi ve enjektör memesidir pompa enjektör ünitesi bu parçaların tek bir yapıda toplandığı enjeksiyon pompasıdır. Motorun her silindiri için bir pompa enjektör ünitesi bulunmaktadır. Bu tip pompa enjektöre birim enjektör de denilir. Buradaki görselimizde mavi renkle gösterilen parça enjektör pompa senonoididir. Pompa enjektör sonunet varfleri akış bağlantısı oyuk vidası aracılığıyla enjektör pompa ünitelerine tespit edilmişlerdir basma başlangıcı ve enjeksiyon miktarı motor elektronik kontrol ünitesi tarafından enjektör pompa selenoid varfleri üzerinden kontrol edilirler. Buradaki görselimizde selenoid varfli pompa enjektör görülmektedir. Şekilde de görüldüğü gibi selenoid varfli pompa enjektör basınç üretici pompa selenoid varf yani kumanda ünitesi ve enjeksiyon memesinden oluşmaktadır. Selenoid varfli pompa enjektörlerde motor elektronik kontrol ünitesi silindirlerdeki enjektör pompalarından birini harekete geçirdiği andan itibaren manyetik bobinin Seonate Valve pimi yuvasına doğru bastırılır. Ve bu durumdayken yakıtın enjektör pompa ünitesinin yüksek basınç odasına giden yolu kapatılır. Bundan sonra enjeksiyon işlemi başlar. Bu işleme basma başlangıcı denilmektedir. Seonet valfli pompa enjektörlerde enjeksiyon miktarı seonet valfin çalıştırılma zamanı ile belirlenmektedir. Enjektör pompa valfi kapalı olduğu sürece yanma odasına yakıt püskürtülür. Motor üzerinde bulunan şekilde de görülen silanoid valfi pompa enjektörlerden bir tanesinin pompa enjektör valfi devre dışı kalırsa motor düzgün çalışmaz. Bu durumda güç düşer. Pompa enjektör valfinin ikinci bir güvenlik fonksiyonu daha vardır. Eğer e, valf açık kalırsa enjektör pompa ünitesinde bir basınç oluşturulamaz. İkinci durumda da eğer valf kapalı kalırsa enjektör pompa ünitesinin yüksek basınç odası artık yakıtla dolmaz. Her iki durumda da silindirin içine hiç yakıt püskürtülmez. Senonet valfi pompa enjektörlerde enjektör pompa senonet valfindeki akımı motor elektronik kontrol ünitesi kontrol etmektedir. Motor elektronik kontrol ünitesi bu akım kontrolünden aldığı bilgiyle pompalama başlangıcını düzenlemek amacıyla gerçek pompalama başlangıcı üzerinden bir geri besleme alır ve valfin fonksiyonel arızalarını tespit eder. Seronit valf pompa enjektörlerde enjeksiyon işlemi bir enjektör pompa valfinin çalıştırılmasıyla başlar. Bu sırada bir manyetik alan oluşur ve akım şiddeti artar. Böylece valf kapanır. Seonit valf piminin yuvasına bastırılması sırasında akımın akışında göze çarpan bir dalgalanma görülür. Bu dalgalanmaya enjeksiyon periyodunun başlangıcı denilmektedir. Enjeksiyon periyodunun başlangıcıyla e, enjektör pompa valfinin ne zaman tam olarak kapanacağı ve böylece pompalama işleminin ne zaman başlayacağı, motor elektronik kontrol ünitesine sinyal halinde bildirilir. Buradaki görselimizde enjektör pompa senonit valfindeki zamana bağlı akım değişimi görülmektedir. Şekilde de görüldüğü gibi. Sıbab çalışma başlangıcında valf kapalı olduğunda akım şiddeti sabit bir durma akımı değerine düşmektedir. İstenen pompalama süresine erişilmişse, şekildeki gibi sıbab çalışma bitişi bölgesinde çalışma biter ve valf açılır. Pompa enjektör valfinin ve enjeksiyon periyodu başlangıcı gerçek kapanma noktası valfin bir sonraki enjeksiyon için ne zaman çalıştırılacağının hesaplanması amacıyla Motor kontrol ünitesi tarafından algılanır. Pompalama başlangıcının mevcut değeri motor kontrol ünitesindeki olması gereken değerden sapıyorsa valfin çalışma başlangıcı düzeltilir. Seonech valfli pompa enjektörlerde valfin fonksiyonel arızalarının tespit edilebilmesi için supap kapanma bölgesi yani enjeksiyon periyot başlangıcı motorun elektronik kontrol ünitesi tarafından kontrol edilir. Enjeksiyon periyot başlangıcı sorunsuz bir çalışmada kontrol sınırının içinde yer almaktadır. Fonksiyonel bir arıza olması durumunda enjeksiyon periyot başlangıcı kontrol sınırının dışına çıkar. Bu durumda pompalama başlangıcı bilinen sabit bir değer aracılığıyla kontrol edilir. Burada herhangi bir düzenleme mümkün değildir. Seloniyet varfi pompa ötesinde hava varsa seloniyet varfimi kapanırken daha küçük bir direnç oluşmaktadır. Bu durumda valve daha hızlı kapanır ve supap kapanma noktası beklenenden daha önceki bir noktada ortaya çıkar. Bu durumda e, otomatik teşhiste kontrol sınırı aşıldı mesajı çıkar. Yeni nesil dizel yakıt enjeksiyon sistemlerinde üç çeşit enjektör kullanıldığını söylemiştik. Bunlardan birincisi az önce anlattığımız seronoid valvli pomp enjektör, ikincisi piyozo elektrik enjektör ve üçüncüsü de piyozo hidrolik enjektördür. Buradaki görselimizde piyozo elektrik enjektör kesiti görülmektedir. Piyozo elektrik enjektörler ne özel bir kalibrasyon ne de ivme ölçer ile enjeksiyonların ayarlanmasını gerektirirler. Piyozo elektriksel enjektörler klasik elektromanyetik enjektörlere göre 4 kez daha hızlı devreye girme olanağı sağlarlar. Piyozo elektrik enjektörlerin daha hızlı devreye girmesi yanma olayını daha mükemmel hale getirmek ve egzoz emisyonunu azaltmak amacıyla her çevrim için yapılan enjeksiyon sayısının katlanarak arttırılmasını kolaylaştırır. Buradaki görselimizde piyoz enjektörlü common rail yakıt sistemi görülmektedir. Şekilde de görüldüğü gibi piyoz enjektörler daha incedirler ve bu enjektörlerde yakıt girişi üsttedir. Şimdi de piyoza elektrik etkisinden bahsedelim. Fizikçiler bazı kristal cisimlerin mekanik enerjiyi elektrik enerjisine ve elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürme özelliği olduğunu göstermişlerdir. Ve bir kuarts kristaline basınç uygulandığında yüzey üzerinde elektrik yüklerinin ortaya çıktığını belirtmişlerdir. Kristal yapının bu davranışı piyoz elektrik etki olarak adlandırılmaktadır. Buradaki görselimizde bir piyoz elemandaki uzama miktarının uygulanan gerilimle doğru orantılı olarak değiştiği görülmektedir. Piyozo elemana uygulanan gerilim değeri 100 volt ile 200 volt arasında farklı değerlerde olabilmektedir. Bir piyozo eleman yaklaşık olarak 0.08 mm kalınlığına sahiptir ve gerilim uygulanması halinde değişim miktarı %0,15'tir. Kuvars kristallerinin vuruntu algılayıcısı ve hava yastığı ivmesi algılayıcısı gibi uygulama alanlarında doğrudan piyozo elektrik etkisiyle şekli bozulmaktadır. Bir kuars kristalinin molekülleri bazıları için negatif, bazıları için ise pozitif olarak yüklü iyonlardan oluşmaktadır. Basınç veya darbe etkisiyle molekül yapısı alt üst olur. Aynı yük iyonları bir elektrik potansiyeli oluşturarak bir araya gelirler. Bir kuars molekülünü bir pirinç tanesine benzettiğimizde şekildeki gibi dinlenme anında taneler dağınıktır. Ancak basınç altındaki moleküller elektrik yüklerine göre bir araya gelirler. Yakıtın yüksek basışla sürekli akışını ve yakıt püskürtmelerinin kusursuz kontrolü sağlayan enjeksiyon sistemlerindeki enjektör açma kumandası aktüatöründe kullanılan dolaylı piyoz elektrik etkisi sayesinde olmaktadır. Kumanda işlemi piyoz elektrik bir maddeye elektrik verildiğinde şeklinin bozulmasından ibarettir. Şekil bozukluğunun yani deformasyonun meydana gelmesi uygulama için yeterli olmaktadır. Piyoz elektrik maddenin deformasyonunu arttırmak için çok sayıda çok ince piyoz elektrik kuas katmanları üst üste dizilir. Dolaylı piyoz elektrik etkiyle kumanda edilen enjektörleri senonit varfle kumanda edilen enjektörlerle kıyasladığımızda piyoz elektrik enjektörün enjektör iğnesi yaklaşık olarak %75 daha az hareket kütlesine sahiptir. Bu %75 daha az hareket kütlesi bazı avantajları da beraberinde getirir. Bu avantajları şöyle sıralayabiliriz. Enjektör iğnesinin hareket süresi kısalar. Her çalışma zamanı için daha fazla enjeksiyon mümkün olur. Büyük strok yeteneği ile tam dozaj edilebilen enjeksiyon miktarları elde edilir. Ön enjeksiyonlar yük, devir ve sıcaklığa bağımlıdır. Soğuk motorda ve rolantiye yakın bölgede iki ön enjeksiyon, yüksek yükte bir ön enjeksiyon gerçekleştirilir. Dizel parçacık filtresinin yenilenmesi için ise iki sonradan enjeksiyon gerçekleşir. Buradaki görselimizde piyoz elektrik enjektörün iç yapısı görülmektedir. Piyoz elektrik enjeksiyon sisteminde enjektörlerin açılmasına kumanda etmek için dolaylı piyoz elektrik etki ilkesi kullanılmaktadır. Bu piyoz elektrik etki ilkesi elektromanyetik ilkeye göre daha hızlıdır. Burada elektrik enerjisinin mekanik enerjiye dönüşümü piyozo elektrik parçanın şekil değiştirmesiyle gerçekleşir. Buradaki şekilde de görülen piyozo elektrik aktivatörlerin şekil değiştirmesi sonucu ortaya çıkan güç enjektör iğnesinin açılmasını sağlar. Buradaki görselimizde piyozo supaplı pomp enjektörün iç yapısı görülmektedir. Piyozo elektrik enjeksiyon sisteminde enjektörü kumanda etmek için bir piyozo elektrik parça kullanılmaktadır. Piyozo elektrik aktivatörler özellikleri doğal kuarzdan daha iyi olan yapay bir piyoz elektrik malzemeden meydana gelen çok sayıda katmandan oluşmaktadır. Piyoz elektrik parça tek başına yeterli olmaz. Bu nedenle parçaların her birinin uzantılarını birbirine eklemek için üst üste konan birkaç yüz parça kullanılır. Piyoz elektrik enjektörün elektrikle beslenmesi, kumanda kademesinin genleşmesini sağlayarak enjektörün açılmasını sağlar. Enjektörün açılması ve kapanması elektriksel olarak kumanda edilir. Kumanda edilen gerilime göre piyoza çubuğun genleşme miktarı değişir. Örneğin yakıt yolu basıncına göre yaklaşık olarak piyoza çubuğun 0,03 mm'lik miktardaki genleşmesi için 148 volt gibi bir değere ihtiyaç duyulmaktadır. Buradaki görselimizde piyozo elektrik enjektörün çalışma kademeleri gösterilmiştir. Birinci resimde piyoza kristal katmana elektrik sinyali gönderilmemiştir. Bu durumdayken 1600 barlık yakıt basıncı hem üst odaya hem alt odaya dolmaktadır. Bu durumda iğne hareket etmez ve yakıt püskürtülmez. İkinci resimde elektrik sinyali piyoza kristal katmana gönderilir ve piyozonun boyu uzar. Üçüncü resimdeki gibi piyozonun boyu uzadığında Bağlantı pistonu ve kontrol valfi aşağı itilir ve çıkış deliği açılır. Dördüncü resimde görüldüğü gibi çıkış deliği açıldığında yakıt geri dönüş hattına sızar ve üst oda basıncı azalır. Artık iğneyi aşağı itemez duruma gelir. Ve iğne yukarı çekilir, meme deliği açılır ve yakıt püskürtülür. Son resimde de görüldüğü gibi elektrik akımı kesilince piyozonun boyu kısalır ve geri çekilir çıkış deliği kapanır. Üst oda basıncı tekrar yükselir ve iğne aşağı itilerek meme deliği kapanır. Ve artık bu durumda enjeksiyon sona erer. Buradaki görselimizde birinci resimde piyozo enjektörün hareketsiz konumu ve ikinci resimde de piyozo enjektörün enjeksiyon başlangıç durumu gösterilmiştir. Hareketsiz konumda yani birinci resimde enjektör kapalıdır. Piyozo aktivatörde hiçbir gerilim mevcut değildir. Enjektör iğnesinin üst tarafında ve devre valfinde yakıt yolu basıncı vardır. Devre valfi yakıt yolu basıncı ve yay kuvvetiyle yakıt geri dönüşünü akış kelebeği üzerinden kapatır. Enjektör iğnesi Enjektör iğnesi üst yüzeyinin büyük basınç oranı ve iğne yayının kuvveti nedeniyle yüksek basınç tarafından kapatılmıştır. İkinci resimde ise enjeksiyon başlangıcı için piyozlu aktivatöre bir gerilim verilmiştir. Piyoz aktivatör uzar ve hareketi bağlantılı pistona aktarır. Bağlantılı pistonda bir hidrolik silindir gibi çalışmaktadır. Bağlantılı piston ile spot pistonu arasında geri dönüşteki basınç tutma valfi ile belirli bir yakıt basınç değerine ayarlanmıştır. Bu yakıt basıncı bağlantılı piston ile spot pistonu arasında basınç pistonu görevi görmektedir. Bağlantılı pistonun aşağı hareketi Basınç pistonu üzerinden supap pistonunu hareket ettiren hidrolik bir basınca ve yola dönüştürülmektedir. Yine buradaki enjektörümüzde PIOZ elektrik enjektörün açık konumu görülmektedir. Şekildeki supap pistonunun yukarı hareketinde devre valfi aşağı doğru hareket ederek geri dönüşü açar. Geri dönüşün açılmasıyla enjektör iğnesinin üst kısmındaki mevcut yakıt yolu basıncı hızla azalır ve enjektör iğnesi açılır. Bu aşamada enjektör soketi sökülürse enjektör açık kalır. Bu durum bir enjektörün soketinin motor çalışıyorken sökülmemesi anlamına gelmektedir. Buradaki görselimizde Piozo elektrik enjektörün enjeksiyon sonu konumu görülmektedir. Bu konumdayken piezo kristal katmandaki elektrik sinyali kesilmiştir ve şekildeki mavi renkli bağlantılı piston yukarı doğru hareket eder. Devre valfi tekrar yerine bastırılır ve böylelikle geri dönüş yolu kapanır. Enjektör iğnesinin üst tarafında tekrar yakıt yolu basıncı vardır ve enjektör iğnesi yerine bastırılır. Ve bu durumdayken enjeksiyon sona ermiştir. Buradaki görselimizde de yeni nesil yakıt enjeksiyon sistemlerinde kullanılan piyozo hidrolik enjektörün kesiti görülmektedir. Elektromanyetik kontrollü hidrolik yakıt enjektörü yüksek basınçlı bir yakıt besleme kanalı ve ortam basıncında bulunan bir sirkülasyon borusundan oluşmaktadır. Besleme kanalı yüksek çalışma basınçlarına dayanıklı bir boru vasıtası ile re ile bağlanmıştır. Sirküle edilen yakıt depoya gönderilir. Şekilde de görülen valfin içindeki ve aktivatörün hemen üzerindeki bölüm kumanda odası olarak adlandırılmaktadır. Görselde resmi görülen piyozohidrolik hidrolik enjektörler üst hazne ile alt hazne arasındaki basınç dengesini kontrol etme prensibine göre çalışmaktadırlar. Bu denge enjektörün açılmasını ve kapanmasını sağlar. Şekilde görülen kumanda odası giriş deliği üzerinden sürekli olarak dizel yakıtı ile beslenen küçük bir odadır. Yakıtın odadan tahliyesi çıkış deliği üzerinden gerçekleşir. Bu deliğin açılmasını bir kumanda selonoidi kontrol eder. Kumanda odasında yer alan besleme basıncındaki dizel yakıtı basınç çubuğunun üst yüzeyine etki etmektedir. Dolayısıyla bu alana etki eden kuvvet kumanda odasındaki basınca bağlıdır. Giriş deliğine küresel bir kapatıcı bilye etki etmektedir. Bu kapatıcıya bir kılavuz iğne kumanda eder. Kılavuz iğne normal olarak bir yay tarafından kapalı konumda tutulur. Elektromıknatıs elektriksel olarak beslendiğinde yay kuvveti yenilir ve kılavuz iğne yukarı doğru hareket eder. Böylece küresel kapatıcı giriş deliğinin açılmasını sağlar. Kılavuz iğnenin yukarı kaldırılması bir ayar vidası ile sınırlanır. Basış çubuğu pim grubu yukarı konumdayken püskürtücü basınçlı yakıt ile beslenir. Piyozo hidrolik enjektörlerde basınç çubuğu pim grubuna 3 tane kuvvet etki etmektedir. Bu kuvvetlerden birincisi yay tarafından oluşturulan ve pim üzerine etki eden kapanma yönündeki elastik kuvvettir. Bu kuvvet borudaki basınç sıfıra düştüğünde püskürtücünün sızdırmazlığını sağlayarak yakıtın silindir içerisine damlamasını önler. İkinci kuvvetimiz kumanda odasında mevcut olan basınç çubuğunun üst yüzeyine etki eden yakıtın basıncıdır. Bu basınç kapanma yönünde etkili olan kuvvet oluşturmaktadır. Basınç çubuğu PIM grubuna etki eden 3. kuvvetimiz ise besleme odasında mevcut olan yakıtın basıncıdır. Bu basınç dairesel halka şeklindeki yüzeye etki eder. Bu yüzey dış tarafta püskürtücü içindeki PIM'in içinde kaydığı çap tarafından iç tarafta ise konik yuvanın sızdırmazlık sağlanan kenarındaki çap tarafından sınırlanır. Buradaki basınç açılma yönünde etkili olan bir kuvvet oluşturur şekilde de görülen bobin selenoid grubu kumanda odasındaki basıncı kontrol altında tutar ve aktivatörün yakıtın gelmesini ne zaman ve ne kadar süreyle sağlayacağını belirler. Kumanda odasındaki basınç giriş deliğinin açılması ve kapanması ile kontrol edilir. Piyozo hidrolik enjektör serbest konumdayken elektromıknatıs elektriksel olarak beslenmez ve kılavuz iğne kapalı konumdadır. Giriş deliği üzerinden beslenen kumanda odasındaki basınç, hattaki basınca eşittir. Dolayısıyla basınç çubuğu pim grubuna kapanma yönünde etki eden kuvvetler, açılma kuvvetini yenerler. Enjektör memesi iğnesi püskürtme sürecinin önemli parçalarından biridir. Enjektör memesi iğnesi enjektör memesi yayı ile yuvasına bastırılır. Sürekli olarak yakıtla dolu olan enjektör kapalı durur. Enjektör memesi iğnesinin üst tarafındaki odacıkta rail basıncı olarak yakıt bulunmaktadır. Rail basıncının enjektör başlığı yayını kaldırıp sürekli bir püskürtme olmaması için manyetik supap ve kontrol pistonu tarafından aksi yönde bir basınç oluşturulur. Elektromıknatıs elektriksel olarak beslenmediğinde manyetik supap devre dışıdır ve armatürün supap bilyası bastırma yayı tarafından Çıkış tıkacındaki yerine bastırırlar. Supap kontrol bölmesine yakıt akar ve railin yüksek basıncı oluşur. Supap kontrol pistonundaki rail basıncı ve enjektör memesi yayının gücü, enjektör iğnesini açma gücüne karşı kapalı tutar. Buradaki görselimizde piozo hidrolik enjektörün püskürtme durumu yani enjeksiyon başlangıcı görülmektedir. Enjeksiyon başlangıcında elektronik kontrol ünitesi tarafından kısa süre içerisinde güçlü bir manyetik alan yaratmak için yüksek bir akım gönderilmektedir. Böylece elektromıknatıs elektriksel olarak beslendiğinde kılavuz iğne yukarı doğru hareket eder ve şekilde de görülen giriş deliği açılır. Kumanda odasında mevcut olan dizel yakıtı giriş deliği üzerinden boşaltılır ve basınç düşer. Basıncın düşmesiyle başınız çubuğunun üst kısmına etki eden kuvvet azalır ve açma kuvveti değerinin üzerine çıktığında Püskürtücü açılmaya başlar. Sürekli olarak basınç borusu tarafından doldurulan besleme odasından gelen dizel yakıtı püskürtücü üzerinden akmaya başlar ve yakıt silindirlere gönderilir. Yani manyetik supap devreye alındığında veya elektromiknatısın gücü bastırma yayı ve armatürün toplam gücünün üstüne çıktığında çıkış bilyesi açılır. Çıkış bilyesi açıldığında yakıt supap kontrol bölümünden Üstteki boşluk vasıtasıyla yakıt geri iletme elemanı üzerinden depoya gider. Spab kontrol bölmesindeki basınç düşer ve kontrol pistonu yukarı doğru hareket eder. Spab kontrol bölmesinin basıncı odacık basıncından az olduğu için spab kontrol pistonu yukarı doğru itilir ve enjektör yayı bastırılır. Kontrol pistonu üst konumda olduğunda enjektör iğnesi tamamen açılarak püskürtme süreci başlar. Piyozohidrolik enjektörde enjeksiyon işlemi bittiğinde, yani enjeksiyon sonunda, elektromıknatısın elektriksel beslemesinin kesilmesiyle birlikte giriş deliği kapanır ve kumanda odasındaki basınç hızla artarak orijinal değerine ulaşır. Sonuç olarak basınç çubuğu pimine etki eden kuvvetler tekrar dengelenir. Kuvvetlerin dengelenmesi sonucunda basınç çubuğu ve pimi tekrar aşağı doğru hareket eder. Püskürtüce yani enjektör memesi yakıt akışı durdurulur ve enjeksiyon sona erdirilir. Yani manyetik süpap devre dışı kaldığında armatür bastırma yayının e, gücü ile aşağı doğru itilir. Bilgenin kapanması ile kontrol bölmesinde yine railde olduğu gibi bir basınç oluşmaktadır. Bu basınç ile süpap kontrol bölmesi ile enjektör yayının gücü odacık gücünün üstüne çıktığından enjektör iğnesi kapanır ve püskürtme sona erer. Enjektörlerin manyetik supaplar ile kontrol edilmesi suretiyle püskürtme süresi ve püskürtülen yakıt miktarı son derece hassas olarak tespit edilebilir. Çok delikli enjektörlerin rail basıncı ile birlikte kullanımı yakıtın püskürtme esnasında çok düzgün olarak yayılmasını sağlar. Enjektör püskürtme sistemlerinde ön enjeksiyon dediğimiz bir durum söz konusudur. Ön enjeksiyon ana püskürtme başlamadan önce sıkıştırılmakta olan havanın içerisine yakıt püskürtülerek gerçekleştirilmektedir. Bunu sağlamak için enjektör iğnesi kısa süreli olarak sadece milimetrenin yüzde biri kadar kaldırılır ve sonra yine bırakılır. 2 mikrosaniyeden kısa süre sonra ana püskürtme başlar. Ön enjeksiyonun yani kademeli püskürtmenin birçok faydası bulunmaktadır. Bu faydaları şöyle sıralayabiliriz. Ana püskürtmede Tutuşma gecikmesinin kısalmasıyla püsküren yakıtın beklemeden yanması sağlanır. Yanma son oluşan maksimum basınç azalır. Dizel vuruntusunun dolayısıyla da yanma seslerinin azalması sağlanır. Yakıt hava karışımının en iyi şekilde yakılması sağlanır. Zararlı egzoz gazı çıkışları azalır. Yakıt tüketiminde de azalma meydana gelir. Her enjeksiyonda yanma odasına gönderilen yakıt miktarı esas olarak iki parametreye bağlıdır. Bunlar enjektör memesinin açık kalma süresi ve enjektör besleme odasındaki basınçtır. İlk olarak besleme odasındaki basıncın hattaki basınca eşit olduğu düşünülebilir. Bununla birlikte enjeksiyon esnasında basınçta enjeksiyonun sebep olduğu hafif bir düşme söz konusu olur. Mevcut zamanın çok kısıtlı olmasından besleme odasındaki basıncın kontrol edilmesi ve ölçülmesi mümkün olmadığı için enjeksiyon basıncının besleme hattındaki basınç ile aynı olduğu kabul edilmektedir. Buradaki görselimizde piyoz aktüatördeki direnç kontrolü nasıl yapıldığı gösterilmiştir. Bu kontrolde ölçü aleti ile piyoz enjektörün elektriksel soket uçlarından ölçüm yapılmaktadır. Ölçülen değerler katalog değerleri ile karşılaştırılır. Örneğin kurumsal direnci 20 santigrat derecede 150 ila 250 kilo ohm ve kurumsal kapasitesi de 20 santigrat derecede 3 mikrofarattan büyük olmalıdır. Burada kapatma torku kontrol edilmelidir. Bu kumanda etkinliğinde çok önemlidir. Piyoz elektrik aktivatörler sökülmemelidir. Motor çalışırken piyozoelektrik aktivatörlerin soketleri asla çıkartılmamalıdır. Çünkü şarj etme aşaması sırasında elektrik beslemesinin kesilmesi halinde piyoz elektrik aktivatörler belli bir süre yüklü yani genleşmiş kalırlar. Sonuç olarak da kalıcı enjeksiyon tehlikesi meydana gelir. Diagnostik cihazla şekildeki gibi kontrol yapılırken besleme kontrolü ve osiloskoplu kumanda kontrolü yapılmalıdır. Buradaki görsellerde piyozo aktivatör diagnostik görüntüsü ve piyozo aktivatörün iğne seyri, tarih akımı ve gerilim değerleri bize gösterilmiştir. Enjektörlerde kablo demeti kontrolü yapılırken de kabloların sürekliliği kontrol edilir ve teller arasında artıya göre yalıtım ve şasiye göre yalıtımlar kontrol edilir. Elektromanyetik enjektörler konusunu anlattığımız dersimiz burada bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.